Selamun aleyküm. Bugün Ankara Çankaya'dayım. Atakule'nin olduğu bölgede. Lapa lapa kar yağıyor. Birlikte trafiğe çıkalım. Birlikte gezelim diye videomu başlatıyorum ben. Kemerimizi taktık. Evet, sola sinyal verdim. Ben kontrolü yaptım. Vites 1'i aldık. Evet, gelen giden yok. Kanalımda karlı havada nasıl araba sürülürle ilgili, yollar tamamen karla kaplıyken yüklemiş olduğum video var. Onu izleyebilirsiniz. Hatta iki tane video var. Onu izleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben bu videoyu, yani siz de görün benim bu yaşamış olduğum kardaki görüş açısı nasıl. Mesela sileceği ben kapattım şu anda. Bakın dışarıda bayağı bir lapa lapa kar yağışı var. Görüş açım azalıyor. O yüzden ben sileceği otomatiğe alıyorum ki görüş açım her zaman net olsun. Bakın silecek çalıştıktan sonra görüş açım her zaman net. Yavaş yavaş fren yapıyorum. Boşaldım aracımı. Yavaş yavaş durduruyorum. Şimdi bu sileceğin ses yapma nedeni, cam tam ıslanmadığı için, kuru cam olduğundan dolayı silecek ses yapar. Yani ses yapmasının nedeni de o. Böyle bir ıslık çalar gibi de olursa o zaman da plastiğinin aşındığı anlamına geliyor. Bakın benim camım iyice kapansın, ben sileceği tekrardan çalıştırayım. O zaman o sesin çıkmadığını göreceksiniz. Yani yağmurlu havalarda, yağmur daha çok yağdığı zaman, sileceği çalıştırdığınız zaman bu sesi yapmaz. Mesela bakın şu anda benim camım bayağı bir su doldu. Ben sileceği çalıştırayım. Bakın gördünüz mü? Ses yapmadı şimdi. Ama şu halde çalıştırdığım zaman ses yapıyor. Yani şu anda kar yeni yağmaya başladı. O yüzden yollar falan kapanmış durumda değil. Yani yağmurlu hava gibi düşünün şu anda bu karın ilk yağdığı zaman. Lastiğiniz aşırı kaymaz. Ama yazlık lastikse zaten yağmurlu havada bile kayar. O yüzden kış ayında kış lastiği takmanızı öneriyorum. Yaz ayında da yaz lastiği. Şimdi ben bazı araçlarda görüyorum. Örnek veriyorum. Adamın BMW aracı var. Mercedes aracı var. Range Rover Jeep'i var. Kırmızı ışıklarda duruyorum. Bir bakıyorum. Yazın kışlık lastik takmış. Yani bu çok yanlış bir şey. Viraja iyi giremezsin, frenini iyi tutmaz, aracın işine aşırı ses alır, yakıtın fazla olur. Yani doğru mevsimde doğru lastiği kullanmanızı öneriyorum. Hava sıcaklıklarına göre lastiklerin yola tutunma olayı ortadan kalkar. Mesela diyelim ki siz Aralık ayına girdiniz. Ankara gibi bir soğuk olan bir şehirde, İç Anadolu bölgesi ya da Doğu şehrinde yaşıyorsunuz. Kış ayında, Aralık ayında hava yani 15 derecenin altına illaki düşüyor. Düştüğü günler oluyor. Diyelim havada yağmur ve kar yağışı olmasa bile sizin aracınızda yazlık lastik olduğundan dolayı bu lastik soğuk havanın etkisiyle sertleşiyor. Sertleştiğinden dolayı da fren yapma, viraja girme, yol tutma özelliğini kaybediyor. Yani hani böyle ayakkabı, insanın ayakkabısı, yazlık ayakkabı, kösel ayakkabı kara bastığın zaman ya da ıslak yolda kayıyor ya. Aynı aracınızda da o olay oluyor. Ondan dolayı bu lastiğin sertleşeceğinden dolayı kış lastiğini, yumuşak hamurlu kış lastiğini tercih etmeniz lazım. Yoksa yani tehlikenin burun buruna olursunuz. Mesela bazı, şimdi ben mesleğim gereği, ben sigortacılık işiyle de meşgulüm. MV işini de yapıyorum. MV organizasyonunu da kuruyorum. Sigortadan dolayı mesela kış ayında aracınızda kasko var. Eksper geliyor, bakıyor ki aracın üzerinde şey var, yazlık lastik var. Diyebiliyor ki ben bu hasarı ödemiyorum. Çünkü senin aracının üstünde yazlık lastik var diye. Karda kaydırıp da kaza yaptıysan hasarını ödemiyorlar. Aynı şekilde mesela diyelim ki sen
duruyorsun. Normalde suçu sana veriyorlar ama sen itiraz edip diyorsun ki karlı havada o araç yazlık lastik kullanmış, bana kaydırıp geldi de çarptı dersen suç oranı değişiyor. Sen suçluyken suçu karşı tarafa verebiliyorlar. Yani buna da artık sigorta şirketleri dikkat ediyor. Bakın sağda gelen araç var, yola çıkacak. Yavaşladık. Bak önde çukur olduğunu ben anladım. Öndeki araç çukura birikmiş, suyu sıçrattı. Onun düştü çukura, biz düşmedik. Buralarda biraz kar inceldi. Yani şehrinizde diyelim aşırı bir kar yağdı. Kar yolları kapattı. Mesela kar yolu kapatıyor, karayolları açıyor. Ama mesela bu kazıma işlemini yapıyorlar, kürüyorlar, kar kürüme işlemini yapıyorlar. O ince zar gibi buz meydana çıkıyor. Yani mümkün mertebe o tür yollarda, o tür havalarda aracınızla yola çıkmamayı tercih edin. Yani bekleyin, yolun açılmasını bekleyin. Ha, çok zorda kalırsanız yine illaki yola çıkacağız. Ben korkun demiyorum ama yolun kapalı olduğunu bile bile de trafiğe çıkmanızı önermiyorum. Bakın aracı önümüze atladı. Kaydırsak, teker fren tutmasa lark diye girersin. Ben burada nereden kazandım? Burada yavaş yavaş indiğimden dolayı. Bak 20-20 ilerliyorum. Çekeyim ikiye. Ondan dolayı kazandım. Yani bu aynı olayı yayalar da yapıyor. Ya da motosikletli sürücüler de yapıyor. O yüzden tedbiri elden bırakmamak lazım. Yavaş yavaş gitmek her zaman size avantaj sağlar. Gideceğim yere geldim. Videomu sonlandırayım. Ya da aşağıya kadar gideyim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz. Kanalımdaki diğer direksiyon dersi videolarını da izleyebilirsiniz. Fırsat buldukça yeni videolar çekiyorum. Zaten kanalımda bir 80'in üstünde bir video oldu. Yine fırsat buldukça yeni videolar yüklüyorum. Geçen gün bir arkadaşımız yorum yazmış. İşte İstanbul'da senin sayende abi E5'e çıkabiliyorum artık. Acemiliğimi üstümden attım videolar sayesinde. Teşekkür ediyorum diye bir yorum yazmış. Yani bunları görmek, bunları duymak beni mutlu ediyor. Yani ne mutlu bana. Eğer size bir faydam dokunuyorsa, size cesaret veriyorsam, trafikte adaplı, doğru düzgün araç kullanmanızı sağlıyorsam ne mutlu bana. Şimdi ben gideceğim yere geldim. Şuradan sağa sinyal vereyim. Şuraya yanaşalım. Bakın öndeki araç otobüs durağına park etmiş. Otobüs durağına park edince buradan büyükşehirde ceza yazıyorlar. Size önerim otobüs durağına aracı park etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Söylediğim gibi abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Yorumlara da video çekmek istediğimiz konuyu varsa
yorumlara yazın. Sizin istediğiniz konuda da video çekmeye çalışırım. Teşekkürler, görüşmek üzere.